İhtiyacı olan tüm canlılara duyarlılığı olan sevgili büyüklerime iyi günler diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben 10 yaşındayım ve bir engelliyim. Hayatımda birçok zorluklar yaşıyorum. Yapamadığım şeylerden dolayı o kadar çok üzülüyorum ki artık üzüle üzüle üzülmemeyi öğrendim. Sevgili büyüklerim, bizi farkında varın. Bizim için bir şeyler yapın. Bizim sokağa bir tane park yapıldı. Ben de yaşasın park yapıldı diye sevinerek gittim. Ama gittiğimde gördüm ki parkın hiçbir yerine rampa yapılmamış. İçeri giremedim, üzülerek geri dönmek zorunda kaldım. Babam yetkili yerlere müracaat etti. 5-6 ayın sonunda parka rampa yapıldı. Oh be, bu sefer rampa da yapılmış. İçeri de girebileceğim deyip sevine sevine tekrardan gittim parka. Gittiğimde parka girdim. Arkadaşlarımla buluştum. Oyun alanına gittik. Ama gittiğimde gördüm ki parkın her yerine rampa yapılmış. Bir tek oyun alanına girmek için rampa yapılmamış. Ben oyun alanına girdiğimde salıncağa binemeyebilirim. Kaydıraktan kayamayabilirim. Ama arkadaşlarım oyun oynarken ben de onların yanında olmak isterim. Tekrardan babam yetkili yerlere müracaat etti. Bir yılın sonunda parkın her yerine rampa yapılmış oldu. Ama niye biz istediğimiz şeyleri bu kadar uzun süre bekledikten sonra yapabiliyoruz? Da söylediğimiz anda yapılmıyor. Ya da biz söylemeden tam park yapılırken niye engelliler düşünülmüyor? Türkiye'de benim gibi birçok engelli arkadaşım var. Birçoğunun da yetkili yerlere müracaat edecek olasılığı yok. Bu yüzden onlar nasıl olsa dışarı çıktığımda ben hiçbir yere gidemeyeceğim, hiçbir şey oynayamayacağım deyip ne yapıyorlar biliyor musunuz sevgili büyüklerim? Evde oturuyorlar. Ama niye onlar hiçbir şey demeden yaptığımız yapılarda, binalarda, parklarda, alışveriş merkezlerinde engeller düşünülmüyor? Biz bir keresinde bir tane binaya gitmiştik. Yaşasın bu binada girilecek yerde rampa var diye içeri girdik. Asansör de varmış ama asansöre gidecek diye gideceğimiz yolda ön tarafta iki tane basamak var. Ya madem asansör yapıyorsunuz, niye oraya rampa yapmıyorsunuz? Madem yapıyorsunuz, yapmamakla ne kazanıyorsunuz? Ben de çok üzüldüm tabii. Oraya hiçbir şey yapmaya gitmiştik. Yapamadan geri dönmek zorunda kaldık. Ben Ankara'da Meygökkuşağı İlkokulu'nda okuyorum. Benim okulum Türkiye'de tek dersine kaynaştırma okulu. Dersine kaynaştırma ne demek? Engelli arkadaşlarımla normal gelişim gösteren arkadaşlarım birlikte ders görüyoruz. Benim okulumda bir sürü rampa ve asansörler var. Bu yüzden bu konuda çok rahatım. Hatta okulumuzun sahnesine rampalarla çıkıp gösterilere katılabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Sevgili büyüklerim, biz de insanız. Biz de bir insanız. İnsanların düşündüklerini düşünüyor, insanların istediklerini istiyoruz. Niye bize ayrımcılık yapıyorsunuz? Niye bizi oyunlarınıza almıyorsunuz? Bizi niye dışlıyorsunuz? Biz diğer okullarda özel eğitim sınıfları var. Oraya gittiğimizde farkındalık olmadığı için başta veliler olmak üzere bize ne diyorlar biliyor musunuz? Bizim çocuğumuzun gittiği okula engelli birisi gelmiş deyip bizi dışlıyorlar. Biz de bir insan olduğumuz için bizim de kalbimiz var. Bunlara da üzülüyoruz. Sevgili büyüklerim, sizin de bu konularda duyarlı olduğunuzu biliyorum. İnşallah sizin sayenizde bu konuda insanlar duyarlılık kazanmaya başlar. Sizlere teşekkür ediyorum.